maalesef imanı bize doğru tanıtmamışlar, doğru anlatmamışlar. İmanın içini boşaltmışlar. Doğuştan veya ölüm anına indirgemişler. Doğuştan Türk oldu mu, Arap oldu mu, mümin sayılırız. E, tıpkı Yahudilerin yaptığını yapmış durumdayız. Nasıl? Yahudiler ırklarına atfettiler, indirgediler. Kendi dinlerini tüm topluma sorunlar yaşatıyor. Tüm insanlığa sorunlar yaşatıyor. Ve kötü örnek oluyorlar. Çünkü imanlarını doğru öğrenmemişlerdir. Irklarına taşımışlardır. Irk ayrı bir şeydir. Her ırkta olan insanın yanlışı da olur, doğrusu da olur. Önemli olan inancının doğru olmasıdır. Galat'ın meşhur bir söz var. Müslüman toplumu. Hayır. Mümin bir toplum bile doğru dürüst olamıyoruz. Olmamışızdır. Kötü örnek oluyoruz. Telaffuzdan ibaret bir din neymiş? Belli bir kavramlar, belli bir kelimeleri telaffuz ederek mümin olmuşuz. Anlamını bilmeden. Haydar Kaya hocamızın güzel bir sözü var. Diyor ki, müşrikler Kur'an okudular, anladılar ama çoğu iman etmedi. Ama Müslümanlar Kur'an'ı okumuyor, anlamamışlar. Okusalar da anlamıyorlar ama hepsi çoğunlukla iman etmiş gözüküyorlar. Yani iman mümin olarak kendilerini görüyorlar. İşte imanın ne olduğunu ilmihal kitaplarında bakarsanız o imanla büyük sorunlar oluşur insanlar arasında. Ne diyorlar? İmanı böyle bir tanım getiriyor. İlmihal kitaplarına bakarsanız iman Allah'ın zatında, Allah'ın birliğini ve sıfatlarında noksanı olmadığı ve her şeyden yüce olduğuna inanmaktır diye böyle bir tarih tanım veriyorlar. Halbuki bu tanım yanlış değil ama eksiktir. İman nedir? İman Allah'a has sıfatları bir başkasına vermemek ve Allah'ın yetkisinde olan şeyleri, sırf Allah'ın yetkisinde olan şeyleri o yetkiyi başkalarına vermemektir. İman budur. İmanı bu türlü anlamamız gerekir. Maalesef insanlar işte Allah'ın elinde olan yetkiyi kendi ellerine almışlar ve o sıfatlar Allah'ta olan sıfatları başkalarına da tahsis etmişlerdir.